Ömer abi makas kesmiyor Ömer abi. Değerli basın mensupları, değerli abi. Bugün biraz önce de beraber yeni bir poliklinik hizmetini başlattık demiyoruz. Daha geliştirerek psikiyatri polikliniğini yeniden hizmete. Daha önce de birkaç bir son bir ay içerisinde hastanede yeni yapmış olduğumuz hizmetleri sizlerle zaman zaman Çorum'da olduğumuz sürece paylaştık. Bu süreçte de öğleden önce de amatör spor kulüpleriyle beraber ilçelerimizle dahil tüm kulüp yöneticilerle beraber bir program yaptık. Oradan da buraya geldik. Bir başkan vekilimiz Ali Bey, yine aynı şekilde başkan yardımcılarımız Murat Bey, Yılmaz Bey ve İlgen Meclis Başkanımız Ömer Bey, Merkezce Başkanımız Erhan Bey, Genç Polis Başkanımız Muhammed Fatih Bey bugün de bizlere eşlik ediyorlar sağ olsunlar. Yani teşkilatımız görüyorsunuz 2023 için cansız ve yani çalışan bir teşkilatımız var. İl başkanımız var. Yurt dışında olduğu için aramızda da. Evet. Malumunuz Çorum'un 2001 AK Parti 14 Ağustos'ta kurulduğuna itibaren 2002 Kasım'dan itibaren iktidarımızın 21. yılını yaşıyoruz. Bu süreçte gözle görülüp, elle tutulup, kulakla duyulan, saymayla bitiremeyeceğimiz birçok devrim niteliğinde yatırımlar yaptık. Bunlar yeterli mi? Yeterli değil. Bunların daha üzerine koymamız gerekiyor mu? Daha da üzerine koymamız gerekiyor. Çünkü hayat devam ediyor ve hayatın peşinden biz hızlı bir şekilde yetişmemiz lazım yeniliklere ve yeni ihtiyaçlara karşılık soruma yatırım yapmamız gerekiyor. Bunu da her zaman söylüyoruz. Bunu da biz yaparken gerek milletvekili arkadaşlarımız Oğuzhan Bey, Erol Bey, gerek il başkanımız Yusuf Bey, gerek belediye başkanımız, tüm belediye başkanımız, tüm ilçe başkanımız, tüm teşkilatlarımızla beraber biz bu yolu beraber yürüyoruz. Şu ana kadar da hamdolsun Çorum'da dokunmadığımız hiçbir problem, söz verip de çözmediğimiz hiçbir yatırımda şu ana kadar da devam edenlerle birlikte ve gelecekle yapacağımız ihalelerle birlikte inşallah tüm verdiğimiz taahhütleri Çorum'da yerine getireceğiz ve getirmeye devam ediyoruz bu ekiple beraber. Tabii mutlaka muhalefet partilerinden de Çorum'a ziyaretler oluyor zaman zaman. Gelecekler de güzel Çorum'umuzu da görecekler. Çorum'da yeniliklerini de onlar da görecek. Onlar da duyacak. Onlar da mutlaka muhalefet partisi olarak görevini yapacaklar. Ben her zaman şunu diyorum, bu arkadaşlarımız Çorum'a gelsin. Çorum'un misafirperverliğini görsünler, tanısınlar. Çorum'da teşkilatlar onları çok iyi şekilde ağırlar. Çorum'un insanı hangi parti olursa olsun misafirperverdir. Ve bu misafirperverliklerini gösterirler ve kendi şehirlerine veya Ankara'ya uğurlasınlar. En sonunda Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Bey Çorum'a bir ziyarette bulundu. Partilerle, teşkilatlarla buluştu. Ama geldiğimiz noktada da maalesef Özgür Bey'i hep yanlış bilgilendirmişler. Yanındaki arkadaşlar Özgür Bey'e daha sağlıklı bilgiler verselermiş daha iyi olurmuş. Mutlaka eleştiri de olacak. Özgür Bey, diş hastanesini söz verdiler, yapmadılar dedi.
üzerine bir de temelini dahi atamadılar dedi. Bunca yıl geçti. Ben yıllara takılmıyorum. 3 yıl, 5 yıl, 2 yıl, 1 yıl var. 3 yıl geçti, var 1 yıl geçti. Onun polemiğine girmeyeceğim. Sonuçta bu ülkede ve bu dünyada 2 yıl boyunca bir pandemi yaşadık. Bunu da kimse unutmasın. Şimdi biraz sonra da geçeceğiz. İş hastanesinin arkadaşlar temel attırdı ve inşaatı devam ediyor. Keşke bunu bir kulağını özgürleyip ısındasalardı. İş hastanemiz önce biz biliyorsunuz projenin fotoğrafını, projeyi size gösteriyoruz. Projeyi size tanıtıyoruz. Ondan sonra akabinde ihalesini yapıp temelini atıp inşaata devam ediyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam yine burada diş hastanesinin projesini beraber göstermiştik. Ve diş hastanesi mevcut hastanemizin karşı tarafında şu anda temel atılmış ve inşaatı devam ediyor. Doğru mu? Sağlık diliyorum. Bu hastanemiz Çorum'da artık hiçbir gencimiz, evladımız, yaşlımız satılmışım hiçbir randevu veya sevk yerlere gitmeyecek. Çene cerrahinin olduğu, ameliyathanelerinin olduğu, yataklı servisinin olduğu, toplamda 11 bin metrekare kapalı alanın olacağı ve 7 kat üzerinden oluşacak, 7 kattan oluşacak bir hastanemizi inşallah bitim tarihiyle Allah nasip ederse 2024'ü başı itibariyle de hizmete sunmak için elimizden gelen gayretin tamamını göstereceğiz. Bu birincisi. Dediğim gibi keşke biri iş hastanesinin temeli atıldı ve devam ediyor deseydi. Devlet hastanesini yıktılar, yerine yapmadılar dedi. Devlet hastanesini yıkmadık biz bir defa. Yerine yapmadık değil, yerine de yaptık. Şu anda mevcut bulunduğumuz hastanede devlet hastanesi 800 yataklı. Şu anda 650 yatağıyla faaliyet gösteren 800 yataklı bir afiliye olmuş üniversiteyle araştırma bir hastanemiz. Burada devam ediyor. Bölgeye hizmet veren bir hastanemiz. Keşke yine yanındaki bizim arkadaşlarımız Özgür Bey'in kulağına fısıldasalar 21 Aralık'ta yeni hastanenin projesini basına sundular. 21 Aralık'ta da ihalesi olacak deseydi onu da o kolu da yememiş olurdu. Sizlerle de paylaştık. 21 Aralık'ta nasip olursa devlet hastanemizin ihalesine çıkıyoruz ve herhalde 2 yıl içerisinde de teslim ederiz. Allah nasip ederse nasip bu hastane hızlı bir şekilde yapacak. Çorum'a 200 yataklı yeni bir devlet hastanesi sözümüzde duruyoruz ve bunu da hamdolsun bu ekiple beraber başardık. Aynı şekilde keşke arkadaşlarımız Çorum'a 100 yılın yatırımı diyoruz ya, bu hastaneden, bu sağlık merkezlerinin tüm Çorumlu kardeşlerimiz 535 binin hizmet aldığı gibi çevre illerden de biraz önce sizler de gördünüz, Merzifon'dan gelen bir hastamızla konuştuk. Bakın Merzifon'dan gelen bir hastamızla ve çevre illere de hizmet veren bir onkoloji tanı ve tedavi merkezi. Bakın tanı ve tedavi merkezi 7'den 70'e tüm hastalarımız için onkoloji hastanesini yaptığımızı da söyleselerdi daha şık olurdu. Yine Tutludere sulama barajı bitmedi dedi. Burada Sayın Özel'e hak veriyorum. Tutludere sulama barajı bitmedi arkadaşlar. Ve bundan sonra da bitmeyecek. Çünkü Tutludere diye sulama barajı diye bir proje yok. Yani bu kadar derisine çalışmamış veya yanındaki arkadaşlar yanlış bilgilendirmiş. Baraj başlamadık diye bitirelim. Baraj yok. Tutludere orası sulama projesi. Barajı da sulama projesi. Yani bunu da ihalesi yapıldı. Bunu da mutlaka müteahhitten kaynaklanan kabul ediyoruz. Sorunlardan dolayı da. Ha bunu da biz bitireceğiz. Bu Obruk'tan Osmanlı projesine sulama hattı. Yani barajı da burada da yanlış bilgilendirmişler. Kırktilim tünellerini bitiremediler dediler. 4 kilometrelik Kırktilim tünelini 2023'ün 12. ayında bitmek üzere müteahhit taahhüt etti ve daha bitme süresi gelmedi.
2023'ün 12. ayında bitmesi, o zaman söyleyebilirim tüneller daha bitmedi diye. Ve bırakın 4 kilometre tüneli, Çorum'a Türkiye'ye 1 metre tünel yapmayanlar, 1 metre yol yapmayanlar, 2+1 oda yapmayanlar bu halk için bunları söylüyorlar, konuşuyorlar. Ben de ona üzülüyorum. Önce Çorum'a bir çivi çaksınlar. Bırakın Çorum'a bir paslı çivi millete hizmetine sunsunlar. Ondan sonra da bize yol göstermeye çalışsınlar. Ve aynı şekilde yine esprili bir şekilde, esprisi de fena değil, onu da hakkını vereyim. Hızlı trenle ilgili söyledim. Biz hızlı treni de zaten bu sene açıklamasını yaptık. Bir yanlış algı vardı 2053 diye. Onu da düzelttik sizlerin sayesinde, milletimize. Bunları da aktardık. Ve en son yine geçen hafta Özgür Bey'den önce, Ulaştırma Bakanlığı'na gittiğimiz Özgür Bey'den önceydi. Yani yine de şu anda 2023'te Allah izin verirse hızlı treninde ihalesini yapacağız. Ve ondan sonra yapım ihalesini yapıyoruz. Bakın proje ihaleleri bitti. 2023'te ihalesini yapıyoruz. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın Çorum halkına verdiği bir sözdür, bir müjdedir. Bunu da beraber yapacağız. Ama Özgür Özel'le ben Burak Hızlı Tren'i at arabasına bile bilmem, onu da söyleyeyim. Ve bugün burada olduğumuz hastanemizde bakın 30 doktorumuz 15 Aralık'ta Çorum'a atanıyor. Bunu da size paylaşayım. Özellikle birkaç önemsediğimiz branş vardı. Bunlar da sağ olsun Sağlık Bakanlığı bizi kırmadı. Çocuk kardiyoloji. Bunu önemsiyordu. Çocuk kardiyoloji hocamız geliyor. Göğüs cerrahi hocamın üçüncü hocamız olarak geliyor. Çocuk hematoloji ve onkoloji, bakın bunu da önemsiyorduk. Çocuk hematoloji ve onkoloji doktorumuz geliyor ve psikiyatri doktorumuz geliyor. Ve bunlarla beraber 30 doktorumuz Çorum geneline, bir tane de eczacımız Çorum geneline 15 Aralık'ta ki kura çekiminden sonra kadro açıldı, Çorum'a da gelecekler. Geldiğimiz noktada değerli arkadaşlar, bakın biz Çorum'a Özgür Bey tuttu dereyi bitiremediler diyor ya, sulamada Çorum'un arazi sulamasına nereye gelmişiz biliyor musunuz? 2001'de 33.500 dekar, yani bizim halk tabiriyle 33.500 dönümlük arazi sulanırken şu anda ne kadar sulu yoktur? 300.000 dekarlık arazi sulaması yapıyoruz. 300.000, 10 katını artırmışız. Her zaman diyorum bak, 10 katı sulamayı artırmışız Çorum'da. Ve hedefimiz şu, sulanabilir arazinin tamamını Çorum'da sulayacağız kardeşim. Toprağı suyla buluşturacağız, 1-3 verim alacak, çiftçimiz kazanacak, çiftçimiz kazanınca da tüm esnafımızda, ticaret erbabında, halkımızda herkes kazanacak. Bizim düsturumuz bu. Bu arkadaşlar bırakın 10 katı sulamayı, sadece bir dönümlük arazi sulayacak kadar sulama şebekesi yapsınlar vatandaşın birine. Biz onlara teşekkür ederim. Biz 300.000 dönümlük arazi sulamayı açmışız. Ve bu bitecek projelerle de bunu 500.000'e inşallah çıkaracağız. Aynı şekilde bakın, son 20 yılda 137 okul binası yapmışız. Destek demiyorum, okul binası diyorum bak. 137 okul binası yapmışız. Bunun altını çiziyorum. Son 3 yılda 33 okul binasını bitirmişiz. Bunları tek tek saysak herhalde burada saatlerce olur.
Aynı şekilde de 23'te pansiyon yapmışız evlatlarımız. Birlerin 3 okul, 2 okul, 5 okul binası yapmayla 137 tane ne dedik? 137 okul binası yapmışız. Ha, burada eksikliği biz kendimizde görüyoruz. Demek ki bunları daha çok anlatmak lazım. Daha çok bunların üzerinde durmak lazım ki 137 son 3 yılda 33 tane okul binası yapmışız biz bunları. Demek ki her yerde söylemek lazım herhalde. Ali Bey, her yerde teşkilatlarımız, bizler, Muhammed bunları anlatacaksınız. 137 tane okul binası yapmışız. 33 tane 3 yılda okul binası yapmışız. Bunları her gittiğiniz yerde söyleyin. Belki Çorum'a gelen arkadaşlar da bunları duyar, birileri söyler. Onlara da konuşmalara teşekkür ederler. Yani yine güzel arkadaşlar, polis eğitim merkezi. Biz ne dedik? Önce bir proje tanıtımını yapıyoruz. Hastaneye gelemediğimiz için şeyini, görselini büyük şekilde kontrolarla gösteren ama size servis ettik, gördünüz. Polis eğitim merkezinde diyorum ya, biz söz verdiğimiz hepsini yaptık. Devlette işin nasıl yürüdüğünü esasen arkadaşlar çok iyi biliyorlar ama maalesef bunu bazen göz ardı ediyorlar. Devlet önce bir yerini tahsis edersin. Yerinde problemler varsa, değişik kurumların parçalı bir arazisi onları toplarsın. Daha sonra proje ihalesine geçersin. Bu projeyi gösterdiğimiz fotoğrafların bizim sadece o görseli değil, bunun dinamiği, statiği, elektrik projesi, makine projesi, bunların toptan hepsinin projesine, ihalesine çıkarsın ve sonuçta bir binanın statiğiyle, dinamiğiyle, elektriğiyle, havalandırmasıyla tüm projeleri biter. Ondan sonra da yapı ihalesine çıkarsın. Geldiğimiz noktada proje ihalemiz tamamen bitti. Polis Moral Eğitim Merkezi'nin. Ve 70 bin metrekarelik, yani 70 dekarlık bir alana yapıyoruz. Tekrar ediyorum. Bölge trafiğin alt tarafına 70 dönümlük bir alana yapıyoruz. Konferans salonlarının olduğu, yataklı bölümlerinin olduğu, dışarıda tenis kortlarının, spor salonlarının olduğu, spor yapacak tesislerimizin olduğu 70 dönümlük bir alana Polis Moral Eğitim Merkezi yapıyoruz. Proje tamamlandı. Yakın zamanda da biz bu görselleri sizle paylaşacağız. Eminim hemşerilerimizde bu görseller çok takdirini toplayacak. Ve en son Cuma günü de teyitleştik. Sayın İçişleri Bakanımızın Cuma günü mecliste plan bütçede bütçesi var, bütçe görüşmeleri vardı. Son orada gece 12'de teyitleştik. 2023'ün başlarında da biz bunun ihalesine çıkaracağız. Bu sözümüzü de Çorum'da yerine getireceğiz. Keşke şunu da söyleselerdi. Çorum'un merkezde Mimar Sinan, Ulukavak ve Binevre, Buhara, özür dilerim, üzerinde 3 tıklar mahallesinde de toplam 100 milyon değerinde 3 tane aile sağlık merkezi yapıyoruz, temellerini attık. Yani emin olun vaktimiz yok bunları gidip yerinde görmeye. Biz işimizi yapıyoruz, birileri konuşuyor, onlar konuşsun, biz AK Parti kadro olarak işimizi yapıyoruz. Bu yaptığımız aile sağlık merkezleri de başladığımızda devam eden bir yıl sonra bitireceğimiz, sadece aile hekimlerinin bulunduğu merkez olarak kalmayacak, içerisinde yaşam alanlarının bulunduğu o mahalle sakinlerinin sağlıklı spor yapabileceği, orada dinlenebileceği hizmetli mekanlarla donatılmış bir aile sağlık merkezi yapıyorum. Sağlık ocağı değil, bunun da altını çiziyorum. Spor yatırımlarla ilgili zaten sabah sizlere bilgi verdik değerli kardeşlerim. Ama sizlerin de soracağı konular da varsa eksiğimiz, dediğimiz, kattırıya girmek hepsiyle de burada rahatlıkla da cevap verebiliriz. Bundan sonra da arzu ederseniz de iş hastanesinin yerinde de çalışmalarını da inceleyebiliriz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Biz işimizi yapıyoruz. 2023'te zaten
24 Haziran'da Allah nasip ederse de yine 16. seçimde de galip gelen hem Sayın Cumhurbaşkanımız olacak hem de AK Parti olacak. Mecliste çoğunluğu yine biz alacağız. Burada bir iddiamı daha yeniliyorum. 2018 yılından 2023 yılında daha fazla oy alacağız. Her gittiğim şehirde de geçen hafta Uşak, Afyonlu, Denizli, Manisa'ya gittim. Orada da aynısını söyledim. 2023'te 2018'den daha yüksek Çorum'da ve Türkiye'de oy oranıyla yine biz hem Cumhurbaşkanlığımız hem de mecliste yasamada da yürütmeye de iktidar olacağız diyorum. Maalesef arkadaşlar 15 seçim kaybetti. 16. seçimi de kaybetmek için çok az bir süreleri kaldı. Bunlar çok da görmüyorum. Bunlar da muhalefet yapacak. Ama benim tavsiyem gelirken biraz o ile çalışsınlar veya o ildeki teşkilatlar biraz daha sağlıklı bilgiler versin diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim, tamam. 3 yıl önce dönemin Ulaştırma Bakanı ve TOKİ Akkentleri temeli atılan havalimanının inşaatı gezilmiş, projesi hazırlanacaktı. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Bakanı ziyaret ettiğimizde Çorum'a geleceğini söylemiştiniz. Acaba Çorum'a geldiğinde burayı ne gezecek mi? Projeye durumun nasıl? Şimdi arkadaşlar, benim ve ekibimin yolunda tüm siyaset yapan beraber kardeşlerimizin vekillerimizin teşkilatlarımızın yani ilim yöncelerimizle biz bunu Çorum'un sanayisi içinde Çorum'daki yaşayan kardeşlerimiz içinde ve Çorum'un ekonomisini bir tık yukarı çıkartmak içinde şu anda projesi bitmiş, ihale aşamasına gelmiş bir hızlı dönem. Onun üzerine fokuslanmak daha mantıklı değil mi? Onu bir kurtar. Ben şunu diyorum. Bak o uçak bir gün Çorum'a inecek. Hızlı trenede şöyle dediler, böyle dediler, şunu dediler ama ihale aşamasına geldi. Tabii bunlar kolay değil. Yani 300 kilometre hızla giden bir yol yapıyorsun. Tren yolu yapıyorsun. Zemin etikleri, zeminin sağlamlığı, zeminin kaymaz riski. Çünkü Allah muhafaza 300 kilometre hızla gidecek. Bunlar 300, 400 projeler sürüyor. Onun için senin için demiyorum. Muhalefet hiç bunları yapmadığından bunlar sanıyor ki arazi yol açıyorsan özel idarenin. İkincisi, Ulaştırma Bakanı bizim sevdiğimiz, tanımıyla görüştüğümüz, devamlı bir arada olduğumuz ben bir abim. Şunu da net söylüyorum bakın. Allah bu canı bize taşıdığı müddetçe, bu görevlerde olduğumuz müddetçe, Allah nasip ettiği müddetçe, o havalimanını Çorum'a biz kazandıracağız. Herkes rahat olsun. Oradaki, bakın, oradaki mevcut yapılan temel falan atılmaz yok orada. Bir de oradaki mevcudu devam ettiyse göre uçak, büyük uçaklar inemiyor. Hani bu 96'da yapılmış bir şey. 96 yıla şu anki yıllarda çok kaç yıl geçti? 26 yıl geçti. Yani biz orayı mevcut tarihte bitirsek orada büyük uçakla inemiyor. Ufak yolcu uçaklara inemiyor. Oru olur, başka yer olur. Veya Çorum'un başka bir yer olur. Bunlar Çorum'un en sevdiği müşteri olsun. Altını çiziyorum. Biz Aolan'dan vazgeçmişleriz. Çorum'a mutlaka bir havalı kazandıracağız. Bu havalanı da bu ekip kazandıracak. Rahat olsunlar. Bu tüm bu hizmetlerle beraber öncelikle Çorum adına şu ana kadar 25 milyonluk yatırım yapılan Çorum adına bitmeyen, biten, yarım kalanlar halim. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Tüm bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Bakan geldiğinde de bakın Çorum'da şu anda maliyeti 2 katrion, 3 katrion yaklaşık tam bilmiyorum yanlışlar olmayacağım bir 4 kilometre tünel yapıyoruz. Ve bunun son ışık görme programı için gelecek. Yani bir kalemde Cumhuriyet tarihinde yapılan en büyük yatırımlardan biri. 40 bin tünel ve Çorum'un kuzey yapısını
Çorum medyada bağlı. Ondan sonra oraya gider, başka yere gider, şey yapar ama bakanın da şu şeyi var. Bakan hiçbir zaman Çorum'a Havalan'la hayır demez. Kimse demez. Biz de hayır demiyoruz. Çorum'a o Havalan'ı yapacağız. Allah onu da bize nasip edecek. İnşallah. Yani kalan o olsun dedi. Bu hizmetlerin hepsini bitirelim. Onu da biz yaparız. Allah bize sağlık, rahat ve teşekkür edecek inşallah. Onu da bu heyetle beraber inşallah onun da Allah bize açılışını yapmayı nasip eder. Ama şu hızlı treni bir halledelim inşallah. Onu bir bitirelim ki Özgür Bey de şey yapmasın, bir yolda kalmasın. Gereken hızlı trenine gelsin. Ama ben ne diyeyim, yalnız gelirim. Ya Ercan da artık binecek hızlı treni. Gümrük var Ercan. Bizim de kardeşimizdir. O da biner yani. Sayın Vekil, bir de mevcut Amasa Havalimanı'nda sefer sayılarıyla ilgili bir eleştiri var yani. Tek İstanbul değil de başka illere de sefer sayısı, sefer düzenlenmesi isteniyor. Sizin bu TH ile bir görüşmeniz olacak mı? Yani? Bakalım. Doğrudur. Çalışma yapalım. Bana da geldi o. Onun diğer illeri özellikle yaz mevsiminde bazı bölgelere sefer istemiyor. Ege'ye, Akdeniz'e. Onu diyorsun değil mi? Onu bu sene inşallah onu görüşelim. En azından belli sürelerde, yolcunun olduğu sürelerde Akdeniz'e, Ege'ye sefer açtırılabilir. Bu güzel. Teşekkür ederim. Evet, başka arkadaşlar. Sayın Vekilim, benim temelde iki sorum var. Birincisi Özgür Bey'in de bahsettiği emekli konutları meselesi. O ne durumda? İkincisi de yine Özgür Bey'in bahsettiği Güney Kampüs projesi ne durumda? Teşekkür ediyorum. Türkiye'nin hiçbir ilinde olmayan onun sorumluluğunu tamamen üstüme alıyorum. Ne? Türkiye'nin hiçbir ilinde olmayan bir geçen dönem emeklilere konut üretelim dedik ve 759 konut üretildi. Ve şu anda da dün yalnız arabayla zaman zaman ben Çorum'da durakarım. Yani dolaşırım ha. %85 seviyesine gelmiş. Ama maalesef arkadaşlar işte yani net konuşuyorum da müteahhitler, iki tane müteahhit değişti, üçüncü müteahhite başladı. Kısaca şunu söyleyeyim. Nisan ayında Allah nasip ederse biz buraları teslim edeceğiz. Onun üzerine yeni TOKİ'leri teslim ettik. Ama orayı işte yani bazen elimizde olmayan sebeplerden dolayı da bunlar olabiliyor. Yani bunu da kabul ediyorum. Yani gecikme varsa da benim sorumluluğum değil. Ama orayı başlatan da bu fakir 759 tane vatandaşımızda. Biz orayı bitiririz. Nisan'da teslim edeceğiz. Ama gecikmeli olsa da haklar neler etsinler. Ama sonuçta da inşallah oturun inşallah o vatandaşlarımızda rahat bir, konforlu bir mekanda oturacak. Şunu da söyleyeyim. Bakın. Şu anda geldiğimiz noktada TOKİ yapılmayan ilçemiz kalmadı. Var mı? TOKİ binası yapılmayan ilçemiz kalmadı. Şöyle diyeyim yani başlamadığımız ilçemiz kalmadı. İskilibe'de yer tahsisi yaptı. Başladı. Ortaköy'de başlıyor. Bir adım daha öte gidiyoruz. Bakın Aştavul ve Güvence'de TOKİ yapacağız. Bak, bu da size daha sonra açıklayacağım. Açıklayayım. Aştavul ve Güvence'de TOKİ yapıyoruz ve Aştavul ve Güvence'ye doğalgaz getiriyoruz arkadaşlar. Doğalgaz. Bunu ben 10 yıl önce söylesem bana gülerdiniz. Yapamıyoruz ki vekil. Bunların hepsi üzerinde. Bakın Tuna 1, Tuna 2'de gelen 3. ayda bunların hepsi sisteme dahil olacak. Dünyada bir enerji krizi var. Satılmışsın ne demek istenen. Dünyada bir enerji krizi var. Şu anda yurt dışında biz bir şey demiyoruz. Biz şimdi yurt dışını örnek verince bize ya yurt dışını örnek vermeyin diyor. Sizlerden ricam yurt dışından gelen arkadaşlarınızla bir görüşün şu anda. Yurt dışındaki enerji krizi. Dünyada bir enerji krizi var. Haberler çıkmıyor mu? İşte Almanya'dakiler, İtalyanlar yaz, şey, kışın Antalya'da, Ege'de kalmaya geliyor diye enerji krizinden dolayı.
Eğer böyle olunca demek ki Türkiye'de mutlaka bakın 3. ayda o da sisteme girecek. Doğalgaz 3. ayda sisteme girecek. Ondan sonra bir daha değerlendirelim. Şu anda dünyada krizde boğuşurken mutlaka bizim de sıkıntılarımız var. Bunu herkes de biliyor. Ama bunlar düzeltecek olanda yine bu kadro yine Sayın Cumhurbaşkanı. Tarih Ordu'nda öncülük eden Cumhurbaşkanı. Esir takasında öncülük eden Cumhurbaşkanı. Görüyorsunuz bunları ya. Artık Türkiye'siz bir dünyayı kimse düşünemiyor. Bunu da tüm dünyada, Avrupa'da kabul ediyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın olmadığı masada hiçbir dünya adına ve Avrupa adına, Orta Doğu adına karar alınamıyor. Bunu tüm Türkiye, tüm dünya ve tüm Avrupa'da kabul ediyor. Böyle bir lider var. Bunu da herkes kabul ediyor. Nasıl Azerbaycan'da, nasıl Kuzey Suriye'de, nasıl Libya'da, nasıl Doğu Akdeniz'de bizim ordumuz, bizim silahlı kuvvetlerimiz destanlar yazdıysa ve içeride de terörün belini kırmış isek 6 yıldır Mersin polis evi baskını hariç bu ülkede terör olayı olmadı arkadaşlar. 6 yıldır İstiklal Caddesi'nde geçen hafta 6 vatandaşımızı kaybettirmiş. Neyse çocuklar da. Yani biraz da bu PKK'yla hareket eden HDP'nin de karşılıklı göz kırpanlara bakmak lazım. Teşekkür ediyorum. Sayın Vekil.